Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Artık geldik gelişim psikolojisindeki son konumuza. Fiziksel ve psikomotor gelişim alanını konuşarak gelişim psikolojisi konularımızı noktalayacağız arkadaşlar. Daha öncesindeki videolarımızda kişilik gelişim alanını konuştuk, zihinsel gelişim alanını konuştuk, ahlak gelişiminden ve dil gelişiminden bahsettik. Şimdi de psikomotor ve fiziksel gelişim alanlarına bakacağız. Fiziksel ve psikomotor gelişim derken arkadaşlar aslında iki tane farklı alandan bahsediyoruz. Bir, fiziksel gelişim alanı var ki fiziksel gelişim bedensel yapıda meydana gelen değişikliklerin incelendiği alan. Bedensel yapıda ne gibi değişimler meydana geliyor? E bunların incelendiği alana biz fiziksel gelişim diyoruz. Bir de psikomotor gelişim var ki psikomotor gelişim ise arkadaşlar hareket becerilerinde meydana gelen değişikliklerin incelendiği alan fiziksel gelişim bedensel yapıdaki değişikliklerin psikomotor gelişimi ise hareket becerilerindeki değişikliklerin incelendiği alanlar. Birbiriyle çok bağlantılı, çok iç içe iki alan. Bu yüzden de hep birlikte ele alınıyor. Biz de e, bu alanlarda üzerinde durulan dönemlerin fiziksel özelliklerine bakacağız. Varsa o döneme dair psikomotor bir durum onu konuşacağız ve e, bu çerçevede sizlere bütün dönemlerin gelişim ödevlerini de anlatacağım arkadaşlar. Bebeklikten itibaren yaşlılığa kadar e, bütün dönemlerin gelişim ödevlerini de konuşarak çalışmamızı noktalamış olacağız. Fiziksel ve psikomotor gelişim alanında konuşacağımız ilk süreç doğum öncesi dönem olacak arkadaşlar. Birinci süreç doğum öncesi dönemle başlayacağız şey. Daha sonra bebeklik. İşte çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık diye gideceğiz arkadaşlar. Doğum öncesi dönem döllenme ile başlayıp, döllenme ile başlayıp doğum anına kadar devam eden ve fiziksel gelişimin yaşam boyunca en hızlı olduğu dönemdir. Döllenme ile başlayıp doğum anına kadar devam eden ve fiziksel gelişimin yaşam boyunca en hızlı olduğu dönemdir burası arkadaşlar. Bakın burası. Aslında çok kısa bir süreç. Döllenme anından doğum anına kadar geçen yaklaşık 9 ay 10 gün, işte 40-42 hafta veya 200 80 günlük bir süreç arkadaşlar. Ee, oldukça kısa bir süreç ama yaşam boyu gelişimin en hızlı, en tempolu olduğu yer doğum öncesi dönemdir diyoruz. Bakın 9 ay gibi. Kısa bir sürede tek bir hücreden gözle göremediğiniz bir tanecik hücreden 50-60 santim boyunda 3-4 kilo ağırlığında kocaman bir organizma meydana geliyor. Müthiş bir gelişim temposudur bu. Doğumdan sonra böyle bir tempo göremezsiniz. Yaşam boyunca gelişimin en hızlı, en tempolu seyrettiği yer doğum öncesi dönemdir. Bu dönem 3 evrede ele alınır arkadaşlar. Bu dönem 3 evrede ele alınır. Neler bu evreler? Dölüt evresi diyorlar ilk iki haftalık kısmına. Sıfır iki hafta aralığına dölüt evresi deniyor. Daha sonra embriyo evresinden bahsediyorlar. İkinci haftanın sonundan sekizinci haftanın sonuna kadar geçen süreç bu da. Daha sonra da fetüs evresi söz konusu oluyor. Bu da sekizinci haftadan doğuma kadar geçen süreci kapsıyor arkadaşlar. İlk evremiz dörüt evresinde olay şu diyorlar ki bu evrede döllenmiş yumurta yani zigot anne rahmine yerleşir tutunur. Bu evrede döllenmiş yumurta anne rahmine yerleşir tutunur diyorlar arkadaşlar. Bakın sperm ve yumurta hücreleri kadının yumurtalıklarını rahme bağlayan Fallop borusu veya fallop tüpü denilen bir bölgede birleşiyor. Bunların birleşmesiyle oluşan yapıya zigot deniyor ve zigot oluştuktan sonra iki haftalık süre içinde o fallop tüpünden anne rahmine doğru ilerliyor ve yaklaşık ikinci haftanın sonunda rahim çeperine yerleşiyor, tutunuyor. İşte zigotun anne rahmine yerleşmesiyle birlikte artık döllü tevresi sona eriyor ve embriyo evresi başlıyor. İkinci haftanın sonlarından 8. haftanın sonlarına kadar geçen süreç embriyo evresi. Bu evrede organlar ve vücut sistemleri oluşup şekillenmeye başlar diyor araştırmacılar. Embriyo evresinde organlar ve vücut sistemleri oluşup şekillenmeye başlar. Bakın fiziksel gelişim alanında arkadaşlar. Doğum öncesi dönemin, şu doğum öncesi dönemin özellikle ilk 3 aylık kısmı kritik öneme sahiptir diyor araştırmacılar. Neden ilk 3 ay kritik öneme sahip diyorlar? Çünkü büyük ölçüde embriyo evresini kapsıyor. Embriyo evresi organların, sistemlerin oluşup şekillendiği süreç. Dolayısıyla da bakın bu süreçte annenin olumsuz yaşantıları çocukla telafisi mümkün olmayan kalıcı problemlere yol açabilir arkadaşlar. Bir, hamile kadının, hamilelinin Efendim dördüncü, beşinci, altıncı ayında olumsuz bir şey yaşamaz. Çocuğa zarar vermiyor mu? Veriyor elbette. Ama ilk üç ayda kadar değil. İlk üç ayda kalıcı hasarlar meydana gelebilir çocukta. Bu yüzden embriyo evresi organların, sistemlerin oluşup şekillendiği süreç olması açısından oldukça önemli arkadaşlar. Ve sekizinci haftadan sonra da doğuma kadar geçen kısım fetüs evresi olarak nitelendiriliyor. Bu evrede de artık organizma yavaş yavaş insan şeklini alıyor ve doğduğunda yaşamını dış dünyada sürdürebilecek yeterlikleri büyük ölçüde kazanıyor arkadaşlar. Fetüs evresinde organizma yavaş yavaş insan şeklin alıyor ve doğduğunda yaşamını dış dünyada sürdürebilecek yeterlikleri büyük ölçüde kazanıyor. İşte yaklaşık 9 ay 10 gün süren şu maceranın ardından çocuk doğuyor. İkinci dönemimiz bebeklik dönem oluyor 0-2 yaş aralığı. Fiziksel ve psikomotor gelişim alanında ikinci dönemimiz doğumdan sonra yaşamın ilk iki yılını kapsayan bebeklik dönemidir arkadaşlar. Bu dönemde fiziksel gelişim oldukça hızlı şekilde devam eder. Bu dönemde fiziksel gelişim oldukça hızlı şekilde devam eder dönemin ilk yılında 20-25 santim boy artışı gözlenebilir. Bakın yaşam boyunca gelişimin en hızlı olduğu yer doğum öncesi dönem. Ama doğumdan sonra gelişimin en hızlı olduğu yer bebeklik dönemi özellikle de yaşamın ilk yılıdır arkadaşlar. Yaşamın ilk yılında bebeklerde 20-25 santim bir boy artışı gözlenebiliyor ki bakın bundan sonra ergenliğe kadar her dönemin ilk yılında gözlenen boy artış miktarlarından da bahsedeceğim sizlere. Bu boy artış miktarlarından bahsetmemin nedeni şu arkadaşlar. Yani çocuk kaç yaşında kaç santim boyunda falan bununla bir işimiz yok elbette. Sadece gelişimin temposuna dair bir fikriniz olması açısından her dönemin ilk yılında gözlenen boy artış miktarlarından da bahsedeceğim. Yaşam boyu gelişimin en hızlı olduğu yer doğum öncesi dönem. Doğumdan sonra gelişimlerin hızlı olduğu yer bebeklik dönemi özellikle yaşamın ilk yılı. Yani bu dönemde bebek hızlı bir şekilde uzuyor, kilo alıyor. İşte vücut sistemleri, kemikleri, kasları, cildi, dişleri, bedensel yapı birçok yönüyle oldukça tempolu şekilde gelişimini sürdürüyor arkadaşlar. Psikomotor açıdan baktığımızda bebeklerde yani hareket becerileri açısından baktığımızda bebeklerde birçok refleks tepkinin Var olduğunu görmek mümkün arkadaşlar. Bebekler doğduklarında kırkın üzerinde refleksle donanımlı olduğunu söylüyor araştırmacılar. Ama bunların büyük bir kısmı ilkel refleks olarak nitelendirilir ve yaşamın ilk yılında da büyük ölçüde ortadan kalkar. 3-5 tane yaşamsal öneme sahip refleks vardır, ömür boyu varlığını sürdürür. Ama bebeklerde gözlenen ve kırkın üzerinde refleksten, Büyük bir kısmı işte kimi ikinci ayda kimi üçüncü ayda kimi beşinci ayda derken bir yaşına gelmeden ortadan kalkıp gidiyor. E bu dönemde hareket becerileri açısından bizim konuşabileceğimiz şey bu ilkel refleksler olacak. Bu yüzden size biraz bebeklerde gözlenen ilkel reflekslerden söz edeceğim. Bunlardan birisi arkadaşlar çok temel olan bir 8-10 tane refleksten söz edeceğim. Bu bebeklerde gözlenen ilkel reflekslerden birisi... Babinski refleksidir. Babinski refleksi arkadaşlar şunu ifade eder. Bebeğin ayak tabanı uyarıldığında ayak parmaklarını yelpaze şeklinde açmasıdır. Bebeğin ayak tabanı uyarıldığında ayak parmaklarını yelpaze şeklinde açmasıdır. Bakın yeni doğan bir bebeğin ayak tabanını şöyle uyarırsanız, ayak tabanına bastırırsanız ayak parmaklarını şöyle yelpaze gibi açar sonra tekrar toplar buna Babinski refleksi deniyor arkadaşlar. İlkel bir şey doğumdan bir süre sonra doğrudan kalkıp gidiyor. Moro refleksi diye bir şey var sonra. Moro refleksi de bebeğin ani bir ses veya sarsıntı karşısında kollarını ve bacaklarını gererek bir yerlere tutunacakmış gibi yapmasıdır. Bebeğin ani bir ses veya sarsıntı karşısında Kollarını ve bacaklarını gererek bir yerlere tutunacakmış gibi yapmasıdır arkadaşlar. Bebeği ani bir sese veya sarsıntıya maruz bırakırsanız bebek böyle bir koruma güçlüğüyle kollarını bacaklarını gelip bir şeyler bulsa tutunacakmış gibi bir hamle yapar arkadaşlar. Sonra palmer refleksi vardır ki buna yakalama refleksi de diyorlar. Bu da şunu anlatıyor arkadaşlar, bebeğin avuç içi uyarıldığında uyarıcıyı sıkı şekilde yakalamasıdır. Bebeklerde son derece güçlü bir yakalama refleksi vardır. Yeni doğan bir bebeğin avuç içini herhangi bir şeyle ya da parmağınızla uyarırsanız uyarıcıyı sıkı şekilde tutar, tuttuğu şeyi de kolay kolay bırakmaz arkadaşlar. Ruting refleksi diye bir şey var sonra, buna da arama refleksi de derler. Ruting veya arama refleksi. Bebeğin yanağı uyarıldığında kafasını uyarılan tarafa çevirerek uyarıcıyı aramasıdır. Bebeğin yanağını herhangi bir şeyle işte parmağınızla meme ucuyla uyarırsanız hemen kafasını o tarafa çevirip uyarıcıyı arama tepkisi gösterir. Şu yanağını uyarın hemen kafayı bu tarafa çeviriyor. Şu yanağını uyarın kafayı hemen bu tarafa çevirip uyarıcıyı aramaya çalışıyor. Neden arıyor peki? Emecek bulsa çünkü. Emme refleksi diye bir şey var. Emme refleksi. Bu da bebeğin dudakları uyarıldığında uyarıcıyı emmeye çalışmasıdır. Bebekler doğduklarında refleks olarak emme tepkisi gösterebiliyorlar. Bebeğin dudaklarını uyardığınızda hemen uyarıcıyı emme tepkisi gösteriyor. Ama bu refleks olan emme tepkisi bir süre sonra ortadan kalkıyor. Tekrardan emmeyi de öğreniyor arkadaşlar. Planter refleks diye bir şey var sonra. Planter refleksi de bebeğin ayak parmaklarının kökü uyarıldığında ayak parmaklarını büzmesidir. Yeni doğan bebeğin ayak parmaklarını şöyle köküne doğru bir baskı uygularsanız ayak parmaklarını şöyle büzer durur. Yani sanki o parmaklar uzun olsa gelip onu yakalayacakmış gibi ama küçük olduğu için şöyle büzüşüyor. Kalıyor buna da planter refleksi deniyor. Tonik boyun refleksi diye bir şey var sonra. Tonik boyun refleksi de bebeğin kafası bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kolunu ve bacağını döndüğü yöne doğru açmasıdır. Bakın bebek böyle sırt üstü pozisyondayken kafasını bir tarafa çevirirseniz o taraftaki kolunu bacağını da döndüğü yöne doğru açıyor. Kafasını şuraya çevirin kolunu bacağını bu tarafa açıyor. Kafayı buraya çevirirsen kolunu bacağını bu tarafa doğru açıyor. Bir de adımlama refleksinden söz edeceğim son olarak. Adımlama refleksi de arkadaşlar bebeğin ayakları. Bir zemine değdirildiğinde adım atacakmış gibi öne doğru hamle yapmasıdır. Yeni doğan bir bebeği şöyle koltuk altından tutup ayaklarını bir zemine değdirirseniz sanki bıraksanız fırlayıp gidecekmiş gibi öne doğru atılıyor. Buna da adımlama refleksi deniyor. Daha bunların dışında arkadaşlar onlarca ilkel refleks var. Şunlar çok bilindik temel ilkel refleksler olarak aklınızda bulunsun. Şimdi bu dönemden itibaren artık bütün dönemlerin gelişim ödevlerini, gelişim görevlerini de konuşacağız arkadaşlar. Gelişim ödevi veya gelişim görevi dediğimiz şey neyi ifade ediyor da hatırlayalım. Bir gelişim döneminde ortaya çıkması beklenen temel özellikleri ifade ediyordu. Her gelişim döneminde organizmada ortaya çıkması beklenen bazı temel özellikler var. Bunlara biz gelişim ödevi veya gelişim görevi diyoruz. E bundan sonra bütün dönemlerin, dönemlerin bu gelişim ödevlerini de konuşacağız arkadaşlar. Bu konuşacağımız gelişim ödevleri de Robert Hebigarth diye bir araştırmacı var. Bu Robert Hebigarth'un ortaya koyduğu bir modeli konuşacağız biz. Yani her döneme dair çok sınırlı sayıda özellik tanımlıyor Hebigarth. Biz de bu adamın modelini referans alarak konuşacağız. Robert Hebigarth'un gelişim ödevleri modelinde bebeklik yıllarına denk gelen 3 tane temel gelişim ödevi söz konusu. Bebeklik döneminin gelişim ödevleri neler arkadaşlar? Bir Yürümek. 2. Katı yiyecekleri tüketebilmek. 3. Sosyal çevreyle etkileşim kurmak. bebeklik döneminin temel gelişim ödevleri bunlar. Yürümek, katı yiyecekleri tüketebilmek, sosyal çevreyle etkileşim kurmak. Şimdi bakın gelişim görevi neydi arkadaşlar? Bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özelliklerdi. O zaman biz bebeklik döneminin gelişim görevleri şunlardır diyorsak neyi kastediyoruz? Biz 0-2 yaş aralığındaki sağlıklı bir insanın yürümesini bekliyoruz. İşte 0-2 yaş aralığında sağlıklı bir insanın katı yiyecekleri tüketmesini bekliyoruz. Sosyal çevreyle etkileşim kurmasını bekliyoruz. Bakın bebekler arkadaşlar 1 yaş civarında ayaklar üzerinde dengide durup yürümeye başlarlar. 2 yaşına gelmiş olan bir bebek tıpış 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 artık yürüsün istiyoruz biz. Katı yiyecekleri tüketebilsin istiyoruz. Bebekler doğduklarında sindirim sistemleri anne sütü dışındaki gıdaları sindirecek bir yapıda değildir. Bu yüzden özellikle ilk 6 ay sadece işte anne sütü vermek lazım diyorlar ama 6. aydan itibaren yavaş yavaş sindirim sistemi gelişmeye başlıyor. Önce sıvı gıdalar, püre şeklinde gıdalar derken 8-10 aydan sonra dişleri de çıkmaya başladı mı katı gıdalarla tanışsın ve 2 yaşına gelmiş olan bir bebek kütür kütür katı gıdaları tüketebilsin. Sosyal çevreyle etkileşim kursun istiyoruz. Bundan da kastımız ne? Aile üyelerini tanısın, onlarla etkileşsin. Yani şu bebeğin sosyal çevresi ne olacak? Şu benim annem, şu benim babam, şu kardeşim, şu dedem, şu ninem. Aile üyelerini tanısın onlarla etkileşsin istiyoruz. Ve üçüncü döneme geliyoruz artık. Üçüncü dönemimiz ilk çocukluk dönemi arkadaşlar. İlk çocukluk dönemi yaklaşık 2-6 yaş aralığı veya buraya okul öncesi dönem ya da oyun dönemi de diyorlar. İlk çocukluk dönemi, okul öncesi dönem veya oyun dönemi deniyor. Bu dönemde fiziksel gelişim bebekliğe göre daha yavaş olmakla birlikte genel açıdan tempolu şekilde devam eder. Bu dönemde fiziksel gelişim bebekliğe göre daha yavaş olsa da genel açıdan tempolu şekilde devam eder. Dönemin ilk yılında 10-15 santim boy artışı, 10-12 santim veya boy artışı gözlenebilir diyorlar arkadaşlar. Bu dönemde fiziksel gelişim bebekliğe göre daha yavaş ama genel açıdan tempolu şekilde devam ediyor. Dönemin ilk yılında 10-12 santim civarında bir boy artışı gözlenebiliyor arkadaşlar. Yani çocuk hızlı bir şekilde uzuyor kilo alıyor. İşte kemikleri, kasları, cildi, dişleri, bedensel yapı bebekliğe göre yavaş olsa da genel açıdan tempolu şekilde gelişimini sürdürüyor. Bu dönemde ama psikomotor açıdan oldukça önemli bir şey var diyor ki araştırmacılar bu dönemde. Büyük kas gelişimine bağlı olarak çocuk kaba motor becerileri rahatlıkla yapabilecek hale gelir. Bu dönemde büyük kas gelişimine bağlı olarak çocuk kaba motor becerileri rahatlıkla yapabilecek hale gelir. Şimdi büyük kaslar genel itibariyle gelişiyor bu dönemde. Nedir büyük kaslardan kastığımız? Kol ve bacak kasları. Bu kol ve bacak kaslarının gelişmesiyle de çocuk artık kaba motor beceri dediğimiz işte hoplama, zıplama, koşma, itme, çekme, atma, tutma gibi hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Çok ince iş, ince işçilik isteyen şeyleri yapmasını beklemiyoruz ama kaba hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Bu dönemde çocuklar rahat rahat koşuyor, hopluyor, zıplıyor, itiyor, çekiyor, tutuyor, atıyor. Bu tür hareketleri, kaba motor beceri dediğimiz bu tür hareketleri rahatlıkla yapabiliyor arkadaşlar. Peki bu dönemin gelişim ödevleri neler? Haydi onlara bakalım. İlk çocukluk döneminde bir kere tuvalet alışkanlığı kazansın istiyoruz tuvalet alışkanlığını kazanma. Cinsiyet ayrımını öğrenme. Cinsiyet ayrımını öğrenme. Dili etkin şekilde kullanma. Dili etkin şekilde kullanma. Okuma yazmaya hazır hale gelme okuma yazmaya hazır hale gelme. Bir de doğru yanlış ayrımını fark etmeye başlama. Doğru yanlış ayrımını fark etmeye başlama. Şimdi bu dönemin hemen başlarında arkadaşlar 3 yaş civarında çocuk tuvalet alışkanlığını kazansın istiyoruz. Cinsiyet ayrımını öğrensin istiyoruz. 6 yaşına gelmiş olan bir çocuk artık kadın erkek ayrımını öğrenmiş olsun istiyoruz. Dili etkin şekilde kullansın. 6 yaşına gibi çocuk dili neredeyse bir yetişkin düzeyinde kullanacak hale gelir arkadaşlar. Okuma yazmaya hazırlansın. Bakın bir sonraki dönemde okuyacak yazacak. Buna hazırlansın istiyoruz. Ki okul öncesi eğitimde zaten çocuklara yaptırılan o boyama çalışmalarının, çizim çalışmalarının temelinde çocuğu okuma yazmaya hazırlama süreci var. Bir de doğru yanlış ayrımını fark etmeye başlasın istiyoruz. Yavaş yavaş artık doğru yanlış ayrımını görmeye başlasın ki bir sonraki dönemde de ahlak gelişimi tam anlamıyla start alıp gidecek. Bu da ona bir hazırlık arkadaşlar. Ve dördüncü dönemimiz son çocukluk dönemi. Veya buna okul dönemi de deniyor. 6 yaşlarından 11-12 yaşlarına kadar geçen süreç arkadaşlar. İlkokul yıllarını kapsayan süreç yani. <laughs> Son çocukluk dönemi veya okul dönemi diyoruz. Bu dönemde fiziksel gelişim oldukça yavaş şekilde devam eder. Fiziksel gelişim oldukça yavaş şekilde devam eder. Dönemin ilk yılında gözlenen boy artış miktarı 5 santim civarındadır arkadaşlar. Bakın fiziksel gelişimin temposu gitgide azalıyor. Doğum öncesi dönemde müthiş tempolu bir gelişim süreci söz konusuydu. Bebeklikte oldukça hızlı dönemin ilk yılında 20-25 santim bir boy artışı gözlenebilir demiştim. İlk çocukluk dönemine geldiğimizde boy artış miktarı işte dönemin ilk yılında 10-12 santime iniyordu. Burada iyice iniyor 3-5 santime kadar düşüyor. Bu dönemin ilk yılında boy artış miktarı 3-5 santime kadar iniyor. Yani çocuk bu dönemde sakin bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Yavaş yavaş uzuyor. Yavaş yavaş kilo alıyor. Kemikleri, kasları, cildi ee, çok sakin bir tempoda gelişimini sürdürüyor. Ama psikomotor açıdan çok önemli bir şey oluyor burada da. Ne oluyor? Küçük kas gelişimine bağlı olarak bu dönemde küçük kas gelişimine bağlı olarak çocuk ince motor becerileri rahatlıkla yapacak hale geliyor. Bu dönemde küçük kaslar da genel itibariyle gelişir. Küçük kaslardan da kastımız el ve parmak kasları. Bu küçük kasların gelişmesiyle çocuk işte efendim kalemi düzgün şekilde tutmak, makas kullanmak, çatal bıçak kullanmak işte düğme iliklemek, fermuar çekmek, ayakkabı bağlamak gibi ince motor becerileri de rahatlıkla yapabilecek hale geliyor. Bakın bir önceki dönemde büyük kas gelişimine bağlı olarak kaba motor beceriler rahatlıkla yapılırken bu dönemde küçük kas gelişimine bağlı olarak ince motor beceriler de rahatlıkla yapılabiliyor arkadaşlar. Peki bu dönemin gelişim ödevleri neler? Haydi şimdi onlara bakalım. Son çocukluk döneminde arkadaşlar cinsiyet rollerini öğrenme cinsiyet rollerini öğrenme, okuma yazma, hesaplama becerilerini geliştirme. Okuma yazma, hesaplama becerilerini geliştirme. Ahlaki değerler sistemi oluşturma. Ahlaki değerler sistemi oluşturma. Kişisel bağımsızlığa ulaşma. Kişisel bağımsızlığa ulaşma. Bir de kendine ve kurumlara karşı olumlu tutum geliştirme. Kendine ve kurumlara karşı olumlu tutum geliştirme. Şimdi bir önceki dönemde cinsiyet ayrımını öğrensin demiştik. Bu dönemde arkadaşlar artık cinsiyet rollerini öğrensin istiyoruz bir. Cinsiyet rollerinden kastımız ne? Toplumun kadından ve erkekten beklediği temel davranış kalıpları. Yani kadınlar şöyle şöyle davranır, erkekler böyle böyle davranır. Bak burada kadın erkek ayrımı öğreniyordu. Burada kadından ve erkekten beklenen temel davranış kalıplarını öğrensin istiyoruz. Bir önceki dönemde okuma yazmaya hazırlansın dedik. Bu dönemde artık okusun, yazsın, basit hesaplamaları yapabilsin, ahlaki değerler sistemi oluştursun. Ahlak gelişimi tam anlamıyla bu dönemden itibaren artık start alsın, gitsin kişisel bağımsızlığa ulaşsın. Yani kendi başına bir işin üstesinden gelebilsin. Bakın kişisel bağımsızlık arkadaşlar. Dar bir çerçevede düşünürseniz birçoğu şu dönemde de ortaya çıkabilecek öz bakım becerilerini bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. İşte çocuk kendi ee, yemeğini yesin üstünü başını değiştirsin Elini yüzünü yıkasın tuvalete gitsin gelsin Dişini fırçalasın Bir çoğu şu dönemde de ortaya çıkacak Öz bakım becerilerini bu çerçevede düşünebilirsiniz Biraz daha kompleks düşünürseniz işte şuradan bakkala gitsin bir ekmek alsın gelsin Efendim okula kendi başına gitsin gelsin Yani bir işin üstesinden kendi başına gelebilsin Bir de kendine ve kurumlara karşı Olumlu tutum geliştirsin Bundan kastımız ne? Kendini sevsin Okulunu öğretmenlerini arkadaşlarını sevsin ben iyi bir çocuğum. Arkadaşlarım, öğretmenlerim, okulumu seviyorum moduna geçsin istiyoruz arkadaşlar. Evet fiziksel ve psikomotor gelişim alanındaki ilk dört dönemi konuştuk. Bir sonraki videomuzda da diğer dört dönemi konuşacağız. Şimdilik herkese iyi çalışmalar. hoşça kalın arkadaşlar.